Marley hazır mısın? O bizim Portekizli aa, arkadaş ya. Marley ya. O kadar lakap taktık, Marley hiç aklımıza geldi. Ya. Sorma ya. Tamam, Marley. Bir de oğlu var Bob Marley'in, Ziggy Marley. Demi Marley var, Ziggy. Ben Ziggy severim, Marley. Çok çok güzel. Tam Ziggy'ye benziyor. Bob Marley'e benziyor ama Ziggy daha çok. Şey, yani nasıl kılıçtı? Yarın siz Ziggy dersiniz ha. Ziggy ne haber? Eyvallah lan. Ben koydum oğlum, rahat ol. Gülsallı soy taktı diye Allah'a. Marley de güzel ama. Marley ne haber? Aa, çok iyi lan. Marley. Üniversitede olsam bana Marley diye nickname koysalar bayağı hoşuma gider. Marley ne haber? Çelişiyor musun? İçeri tamamdır abi, başlayalım. Hadi başlayalım. İyiyim abi, sen nasılsın? İyiyim abi. İyiyim abi, sen nasılsın? Abi, tıkımda herkese ben okuyayım. İyiyim abi ya. Ben şimdi defa falan. Tamam. Ne alakası bekliyoruz abi? Konuşalım onu, muhabbet edelim. Nasıl yazdın abi? 38 yıldır. Yakını kapatın. Sana kesin bir şey abi. Ya böyle bir şey değil mi? Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bir Radyo Pop konseri daha sonrasında röportajda hep birlikteyiz. Bugün yanımızda Ogün Sansoy var. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasıldı konser? Vallahi şey gördünüz, güzeldi. Vallahi çok eğlendik. Sesim kısılmasın diye bayağı çaba gösterdim ben. Aktucuğum mesela konuşmak istedim. Aynen aynen. Sesim geliyor mu? Geliyor, tamam. Nasıl şimdi turne programınız? Başka konserler var mı Ufuk'ta? Vallahi şu andaki sizden durumumuzu ne biliyor musunuz? Hı-hı. Yeni bir albüm yaptık. Hı-hı. Acayip, ben çok mutluyum. Güzel bir proje oldu ve 15 Ocak'ta da albüm yayınlanacak. Dolayısıyla şey, bu aslında bizim son turumuzdu. Yani konser önce, albüm öncesi. Birazcık hani son, biraz daha ısınalım falan diye yaptığımız şeylerden biriydi. 15 Ocak itibariyle sanıyorum işte klip çıkar, albüm çıkar. Sonra albüm turumuz. 24 Ocak'ta İstanbul'da bir lansman konseri yapacağız. Onun akabinde aslında bu lansman konserlerini de en az 5 şehirde, yani İstanbul artı 5 şehirde de yapmayı planlıyoruz. İstanbul'da nerede olacağı belli mi? Belli. Garaj İstanbul'da yapılacak. Şimdi ona biraz odaklanmış vaziyetteyiz. Bir yandan işte Hakan Utangaç Pentagram'dan hatırlarsınız. Cin cin cin. Hakan'cığım benim çok eski dostum Pentagram vesilesiyle. Bir yandan da biz onunla Bana Bir Sor diye bir parçamın klibini beraber yaptık. Hı hı. 2012 albümde, akustik albümde Geçer Zamanın klibini beraber yaptık. Yani Hakan'la sonuçta biz görsel konusunda çok rahat çalışıyoruz. Hı hı. Bu albümde ilk klibini Hakan'la çalışacağız. Ne kadar güzel. Bir aksilik daha olmazsa. Dolayısıyla işte eski dostlar, eski arkadaşlar gene bir arada bir şey öğretmeye tabii devam ediyoruz. Çünkü hepiniz farkındasınız. Siz çok daha olaya vakıfsınız, hepiniz çok kıymetlisiniz ve üniversite okuyorsunuz. Dünyayı da takip ediyorsunuz bence. Türkiye'yi de çok yakından takip ediyorsunuz. İşte devam, işte hep beraber bir şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Anladım. Sakarya'ya kaçıncı gelişiniz? Ya Sakarya'ya aslında biraz evvel konuştuk kuliste. 2008'de en son üniversite festivaline geldik. Galiba. Sanıyorum ondan evvel 2004 ekibi, yani saydığımın olduğu dönemlerde bir kere geldik diye hatırlıyorum. 3-4 olmuştur muhtemelen. Aynen. Ama bu akşam ben çok eğlendim çünkü evet, şöyle... Biz de çok eğlendik. Ogün Sansoy geldi geçti yani bugün gerçekten. Estağfurullah. Biraz aslında çok yakın mesafe İstanbul'da burası. Ama biraz işte trafikle ilgili bir sorun yaşadık. İki tane kaza geçirdik bilmem ne. Biz geçirmedik yani daha sonra kaza, gitti kaza olduğu için. Onlara geçmiş olsun. Hani yolda biraz beklemek durumunda kaldık. Evet, ama onun dışında... Kulübede ilk defa geldiğim için bu mekana çok ne olduğunu da bilmiyorduk ama çok insanlar çok şekerdi, çalışanlar çok şekerdi, mekan sahibi çok şeker. Siz de buraya geldiniz, daha da katmerlendi. İyi, biz seviyoruz işte. Zaten bütün her şeyi bunun için yapıyoruz. Yani sizler de biliyorum ki müzikle alakalı insanlarsınız, gençlersiniz. Bütün işin esprisi zaten şu şeyi paylaşmak. Yani seyirciyle aynı anda o şarkıyı söylemek. Aynen. Peki geçtiğimiz yaz sizi birçok önemli müzisyenin katıldığı Yavuz Fest'te görmüştük. Hı hı.
Nasıl bir festival geçirdiniz? Atmosfer nasıldı? Ya Yavuz benim çok eski dostum. Yani biz 80'ler sonu 90'lar başı falan birlikte çok gerçekten yani hem müzik üretirken hem sosyal hayatımızda bir arada olmayı çok seviyorduk. Gene aslında çok farklı değil durumlar. Belki biraz daha rahat mıydı bilmiyorum ama şimdi müzik yapmaya çalışan siz yaşlarda gençler olarak böyle işte birbirimizden besleniyorduk. Ama Yavuz hakikaten özel bir adamdı yani özel bir çocuktu. Çok iyi gitar çalardı. Altın çocuk. Onu sonra taktılar. Hani bize öyle bir altın çocuk falan demezdik aramızda ama yani güzel çalardı, güzel de söylerdi. Yani hep kalbi müzik olsun. Yani işte hırsızlık yapmazdı, rüşvet almazdı, ihaleye fesat karıştırmazdı ama müzikle derdini anlatan bir güzel bir ruhtu. Yalınını görmedim, üç kağıdını görmedim. Zaten yazdığı şarkıları da işte albümlerinde kaydetti. Ondan sonra da dedi ki yani sizin bu sisteminizde ben artık yaşamak istemiyorum. Çünkü o hepimizin fark ettiği ama pek de aslında bizim dile getirebildiğimiz şeyi çok net dile getirip arkasından da çok da tasvip etmediğimiz aslında ya da bizi üzen bir finalle kendi şeyi kaderini çizdi diyeyim. Dolayısıyla onun oğlu da Yavuzcan da bizim de oğlumuz artık. Yani o zaman da oğlumuzdu, hala da oğlumuz gibi bakıyorum. Birazcık aslında bu festival Yavuzcan'ın kendi... Büyüdü. Hem gittiler. Büyüdü hem o da müzisyen olmaya karar verdi, işte babasının çok yetenekli karar verdi. Evet, bayağı konuşuyor. Uğraşıyor, çalışıyor. Bir yandan da işte biz yani madem babamın arkadaşları var, ben de müzik yapıyorum, onlar beni kırmazlar. Yavuz önemli bir adam, bunu yaşatalım. Bizim aslında öz eleştiri, yapamadığımız, yapmayı unuttuğumuz şeyi oğlu tekrardan hayata geçirdi. Bize de sordu, abi böyle bir şey var, katılır mısınız? Yani katılmaz olur muyuz? Yani, herhalde katılırız yani, değil misin sen? Dolayısıyla işte Teoman'dan tut, işte kim varsa Yavuz'un o dönemden dostları, hepimiz, çünkü baktığım vakit o festivale, bu arada Teoman'dan dedim, ondan sonra arkasını getiremedim ve komik oldu. Böyle bir dedim ne gibi. Yani Masarfat Özkan'dan tut, çünkü skalası o kadar genişti ki onun, herkesle evet. Çalmasa bile birebir. İlişkileri güzeldi. Dolayısıyla o festival çok özel oldu. Ve sanıyorum, inşallah da öyle olur, bu festivalin bu sene tekrardan devamı olacak. Ve önümüzdeki yıllarda o gelenekselleşirse, belki hep İstanbul'da olmak zorunda değil yani. Belki bir gün Sakarya olur, belki bir gün işte Ege'de olur, belki bir gün başka yere taşınır. Ama Yavuzcan o konuda dirayetli gözüküyor. Biz de elimizden ne geliyorsa yaparız. Festivali sorarsan çok eğlendik diyeceğim. Ama çok eğlendik de olmadı. Çok duygusal anlar yaşandı. Kulisi görmenizi isterdim yani çünkü. Her şeyden önce bir anma gecesiydi o gün. Evet. Anlamı farklıydı. Evet, bir de şimdi Yavuz'u görünce biz böyle, Yavuzcan'ı görünce de oluyoruz. Yani biraz içimiz burkuluyor tabii haliyle. Aynen. Ama işte orada biz epey zamandır görüşmediğimiz eski dostlar da o vesileyle bir araya gelmiş oldu. Yani dolayısıyla güzel bir etkinlikti. Zaten hani müziğin kuvveti de bence o. Yani... Bir takım insanları, bir takım kitleleri, bir takım işte aslında birbiriyle çok alakası olmayan ya da birbirine uzak gibi gözüken insanları işte o gün orada o 12 bin kişiyi bir araya getiriyorsun. Birbirini tanımayan insanlar belki tanışıyor, müzik dinliyorlar, belki yeni aşklar doğuyor, epeydir görüşmeyen insanlar bir araya geliyor, yeni dostluklar kuruluyor. Aa sen ne müzik, sen ne okuyordun? Yönetim bilişim standı. Ben de endüstri tasarım okuyorum. Ne haber abi, nasılsın falan. Yani bunlara ihtiyacımız var bizim. Çünkü sosyalleşmek gerekiyor. Dolayısıyla bence güzel bir festivaldi. Umarım gerisi gelir. Şimdi hani az önce de söyledim. Yavuz Fest her şeyden önce bir anma gecesiydi. Hani Yavuz Fest'ten de önce Yavuz Çetin sizin için nasıl bir anlam ifade ediyordu? İşte dedim ya, Yavuz canımdı yani benim. Hani ben çünkü... Ya Yavuzcan'a annesinin hamile olduğu dönemi hatırlıyorum. Yani, o zamandan beri tanır mısınız? Anladım. Lan ciddi misin lan? Şey yapabilirsiniz. Bip'ten anlarlar orayı. Ciddi misin? Aa çok sevindik, bir yandan şaşırdık falan. Çünkü genciz yani. Ulan bir dakika nasıl yapacağız? Hani gitar çalarak, müzik yapmaya çalışan hani, ekonomiler. Çünkü sanatla uğraşıyorsan ekonomi bir tarafa bırakmak zorundasın.
şöyle bırakmak zorundasın. Tabii ki oradan bir gelirin olsa ki keşke hayatını idame ettirebilsen ama işte şartları biliyorsunuz. Çok yetenekli bir adam. Yani herhangi dünyanın herhangi bir yerinde böyle pamuklarla baş tacı sarıp falan baş tacıcık bir adam. Burada böyle işte hani hala uğraşıyor. Ulan lan kirayı ne yapacağız işte bilmem ne doğal gaz geldi falan. Şöyle bir süreçti. Dolayısıyla Yavuz eski dostum olduğu için bütün o süreçleri biliyorum. Yazında biz Bodrum'a giderdik, çalışırdık. Yani çalardık. Zaten İstanbul'du Yavuz. İstanbul'da da bir arada evet. olduk. Moja'da olsun, başka kulüplerde olsun. Dolayısıyla güzel bir adamdı. İşte onun zaten güzelliğiyle beraber işte oğlu da güzel bir ruh çıktı. İşte biz de işte elimizden ne geliyorsa. Anladım. Müzik kariyerinizde Pentagram'daki çalışmalarınızla ünlendiniz. Önemli bir kitle yakaladınız orada. Daha sonradan da solo çalışmalarınıza yönlendiniz. Peki bu kitle, yakaladığınız kitle o zamandan bu zamana nasıl bir yansıma gösterdi? Bak şöyle söyleyeyim. Kaç doğumlusunuz siz? 1994. 94. Ben 91'liyim ben de. 91. 93. 94. Okey. Yani Trailblazer çıktığında biriniz ben, yoksunuz, biriniz bir yaşında, biriniz baba düşünüyor. Baba düşünüyor da. Karar anne ya dur hazır değilim. Başım ağrıyor. Başım ağrıyor. Epey zaman olmuş. Aynen. Şimdi benim aslında Pentagram'da da başlamıyor. Ondan evinde de şey işte hani tabii, tabii. bir şeyler deniyorduk. Kemancı. Bakınca çok uzun zaman şimdi. Hı. Baksana yani ben Pentagram'dayken sevgilimden çocuk peyda etseydim sizin yaşınızda çocuklar karşımda olacaktı. Şey için söylüyorum bunu. Ulan çok yaşlandık arasınız. Anlamı hala uğraşılıyor. Hı-hı. Dolayısıyla biraz zor bir yerdeyiz ama olsun yani zaten galiba görevde ya da işte misyonda çok da hani misyona da bağlamayalım. Oh bizim hoşumuza giden. Şimdi ne yapayım ben bunu vazgeçip bir şey mi yapayım? Şimdi ihaleye aha. falan mı gireyim ya da ne bileyim işte. Hı hı. Vesaire yani müzik yapmayı seviyorduk. Hı hı. Hala da seviyoruz. İşte dönüyoruz dolaşıyoruz aradan 25 yıl geçmiş. İşte yine benim prodüktörüm Tarkan Gözübüyük yapıyor ki Pendergrom'un basçısı. Benim o zamanlardan arkadaşım. Klip yönetmenliğimi Hagen Udandaş yapıyor ki Pentagram'ın gitaristi. Hala kopmadınız. Dün akşam sabaha kadar uğraştık Metin Türkçen'in solo bir projesi için. Ya dolayısıyla şey aslında dönsen döneceğin yer Kürtçü dükkanı. Yani kitleden ziyade Pentagram'ın bir etkisi oldu sizde. Kitleniz belki yine aynıydı ya da değişse de yok şöyle oldu, de... şöyle oldu. Öyle olmadı yani aslında. Neden dersen evet Pentagram'ın bir kitlesi vardı daha heavy metal, kemik kesinlikle bir tayfa. Ama çok çok yer altında yürüyen bir şeydi o. Çok daha çok medya desteği yoktu. Zaten bir tane televizyon kanalı vardı öyle söyleyeyim ben sana. Yani özel televizyonlar falan da yoktu. Radyo desen işte bir iki tane, üç tane radyo vardı. Kaset satımı sınırlı. Kaset vardı. Vesaire. Tabii ki o çok önemli bir şeydir. Hı-hı. En azından benim o insanlarla beraber sancık. Ama asıl bence yol viraj dönüşü 99 albümüm dahi değil, 2004'teki albüm. Hı hı. Yani herkesin bildiği, sizi bu akşam buradaydınız. İşte Saydım'ın olduğu, Pencere'nin olduğu. Albüm birazcık daha ön plan çıkıyor. Ne derler işte mainstream ya da daha böyle ortaya daha şey karışık yani daha geniş kitleye deyip toparlayayım. O birazcık daha benim kariyerimi daha besleyen bir şey oldu. Ama tabii Pentagram'ın kazandırdığı şeyler, aynen. deneyimler ya da oradan bilenler. Çünkü şey de oldu ya işte ya sen ya metal söylüyordun abi şimdi böyle saydım maydım falan. Ama ben şöyle baktım hep, öyle bakılması taraftarıyım. İçinden nasıl müzik yapmak gerekiyorsa onu yap. Kesinlikle katılıyorum. Yani kesinlikle. Hani, yani Türkiye'de zor olsa da. Çıktığın gruptan bile hani kemikleşmiş bir grupta bile çalmış olsan çıktıktan sonra sen bireysel olarak içinden yani o grup gibi çalayım demek yerine ne içinden geliyorsa onu yapmak taraftarı oldum hep. Bu biraz o başlarda şey gibi oldu. Ya bir dakika nasıl yani falan gibi oldu ama sonra bu kartopu gibi tabii. büyüdükçe tabii. alışıldı. Zaten çok takılmıyorum artık o mevzulara. Abi bir de sizin de bahsettiğiniz gibi Ocak'ta yeni bir albümünüz geliyor. Hepimiz heyecanlıyız.
şunu merak ettik biraz. Her albümümüze baktığımızda hemen hemen böyle çok nokta atışı, çok güzel coverlarınız var. Böyle dillere dolanmış, herkesin çok sevdiği. Yeni albümde de bunlardan örnekler görecek miyiz? Ya da az önce konserde bunların örnekleri aldık mı? Yok, yeni albümde cover yok. Yeni albümde düet de yok. Öyle mi? Yeni albümde... Aslında ben 2011 yılında bir albüm çıkardım. Arkasından da 2012 yılında akustik bir proje çıkardım. Fakat 2011 yılındaki albümün çıkışından sonra ben ufak tefek böyle riffler olsun, bazı melodiler olsun, bazı nakaratlar olsun ufak çalışmaya başlamıştım. Fakat o son bir yıl yani 2013 ile 2012 sonu, 2013 yılı, 2013 yılı çok özel bir yıl hepimiz için. Geri dönüp baktığımız vakit. Çok acayip şeyler oldu bu ülkede. Evet, kesinlikle. Hepimizin hayatında bu ülkede olduğu gibi artık dünyada da bir dakika ne oluyor orada denen bir dönem yaşadık. Herkesin dikkatini. Hepimiz çok üzüldük, hepimiz çok yükseldik, hepimiz ne oluyor kardeşim burada olduk. Bazı hepimiz büyük kayıplarımız oldu. Ne yapıyorsunuz lan olduk. Hepimiz bir dakika çok yoğun ve çok hızlı şeyler yaşadık, duygular yaşadık. Evet. O süreçte hepimiz bakın gelirin, Facebook vardır. Twitter vardır. Tabii. Gelirin bakabiliyorsun da artık. Eskiden hani söz uçar, yazı kalır. Evet. Bak birçok insanın kahvedeki adamdan üniversite kantinindeki gence, kasaptan çiftçiye, başbakandan cumhurbaşkanına, meclis başkanından CNN International'a kadar herkes bir şeylerden bahsetti. Kesinlikle. Ben de uydurmadım bu mevzuları. Şimdi dolayısıyla bunları yaşayınca ben ne yazacağım? Yellow Roses'ın Texas mı yazacağım yani? Haliyle o tam yaşadığımız şeyler hayatı. O da bir kenarında oldu. Öbürü de bir kenarında oldu. O da yani bu çıkan albüm, çıkacak albüm aslında son 2-3 yıldır ne olduysa memlekette ben onu aynaladım. Yorum yaptım mı? Biraz yorum yapmış olabilirim ama şöyle düşünüyorum. Bugün varım, yarın yoğum. Giderim ama bu CD, bu albüm, bu müzik ömür boyu yani internet kaldığı sürece, CD player çalıştığı sürece ya da işte plak döndüğü sürece bu duracak. Korkum ne? Hiçbir şeyden korkmuyorum. Ne yaparlarsa yapılır. Mühim olan değil. Ben bunu yazmazsam o zaman neyi yazacağım? O. Yani. Dolayısıyla bu albümde biraz renkli, renkliden kastım cıvıl cıvıl anlamında renkli söylemiyorum. Birçok konu içeren değişik bir yelpazede bir albüm oldu. Diğer albümlere benziyor mu? Biraz benziyor aslında ama dinleyince galiba en güzel de siz karar vereceksiniz. Zaten aslında çok, tamam, sen de. Çok değinmek istediğim bir konuya geldiniz yani. Buraya gelmek istiyordum da buraya girmeniz iyi oldu. Ya ben onu da soracaktım. Hani Ben albümüne kadar mesela 2013'ten bahsettiniz ama Ben albümüne kadar sözlerinize baktığımda çok daha kişisel şeylerden bahsediyorsunuz. Saydım, pencere falan saydığınız gibi. Ama Ben albümünde işte İstanbul'daki selden, atıyorum insanların ben merkezciliği oluşundan değinmişsiniz. Bu ani kırılmanın sebebi neydi? Ani kırılma değil ki bak bir daha geri dön. Yani hepsinde var. İlk albümde de var. Korkma diye bir albümüm var benim mesela. Ol Öl diye bir şarkı yapmışım. Baş Koyduk diye bir şarkı var. Madeni işçilerini anlatmışım. 1999 yılında. Soma'da 301 kişi öldü. Evet, onun arkasında evet. Dediler ki biz düzelteceğiz bu işi falan dediler. 18 kişi daha öldü. Evet. 16'sının 38 gün sonra ulaştılar. Ve bu Kore'de olduğu vakitler ki ne olacak lan biz 3 günde ulaşırız ona. Bunlar ne biçim adamlar 4 gün oldu ulaşırlar. Diğer adamlar 60 gün geçti hala çıkaramadılar. Şunu söylemeye çalışıyorum. 99'a söylediğim şey, baktım hani değişiyoruz, meyişiyoruz, biz çok güzel olduk falan. Ne değişiyoruz ha? 99'da bu sorun vardı, şimdi daha da beter bir sorun var. Dolayısıyla o sonda bir kırılma anından ziyade aslında genelde çünkü ben ne varsa bunu söylüyorum. Yani kafamdan, yani fantastik bir müzik yapmıyorum ben. Tabii tabii. Yani çok daha realist bir müzik yaptığımı düşünüyorum. Yani hayaller kurup olmayan şeyleri anlatmıyorum. Ne varsa o. O yüzden bana da aslında bu şey oluyor. Dönüp baktığım vakit kendi müziğime de kendi albümlerime vay 99'da böyle bir durum vardı. 2004'te bu çıktığında böyle bir durum vardı. 2011 albümü çıktığında İstanbul sular altında da 9 kişiyi bir minibüs içinden çıkaramadık biz. Şimdi bunlar güzel şeyler değil ama unutmamamız gereken şeyler çünkü bir 3 kişiyi daha, bir 5 kişiyi daha aynı
yanlış yöntemle kurtaramayacaksak bir ders almak lazım. Dediğim gibi benim anlatacağım şeyler ne yaşıyorsam o. Yani Los Angeles'taki parti yapan adamların yapacağı müziği yapamam çünkü orada yaşamıyorum. Burada ne varsa o. Çok iyi anlatıyor muyum? Ben yetişemem çünkü burası her gün, her an, her dakika acayip başka bir kesinlikle forma geçen bir ülke. Dolayısıyla buna bir tane adam yetmez. Bütün Türkiye'deki rock gruplarına kesinlikle birer konu versen gene yetmez. Kesinlikle. Yani. Konuyu kapatırken şunu söylemek istiyorum ben de. Özellikle son zamanlarda piyasanın çok uyuduğu, hani çok gereksiz şeylere yöneldiği, biraz açık konuşacağım şey. Popüler müziğe hatta. Yöneldiği zamanlarda sizin gibi büyük müzisyenlerin aslında böyle konulara öne çıkıp el atması aslında bizler için çok önemli şeyler. Yani bilmiyorum. Yani evet, çünkü bir şey bu var. Herkes bir gerildi, herkes bir tırsıyor, herkes bir korkuyor, herkes endişeliyor hayatından, kariyerinden, durumundan. Aman oğlum bulaşma, otur evinde, ben sana çay koyayım. Çıkma. Ben de seninle hep aynı. Bu yüzden bu zamana kadar bir şeyler yapılmadı. Dene dene aman ama otosansüre bağladık. Müzik yapıyorsan şimdi bunu yazsam ne başım derde girer mi? Kesin girer lan, yazmayayım. Ya da işte ne bileyim, bu resmi yapsam. Şimdi bu en büyük tehlike sanat için bence. Katılıyorum. Söylemek istediğin şeyi söylüyorsan güzeldir. Söylemeyip tutuyorsan bence bir yerde yanlış yapıyorsundur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Biz bu çok teşekkür ederiz. Kapatmadan önce bir şey sormak istiyoruz. O gün sana söyleyeyim, bir konser ritüeli var mıdır? Mesela limonlu soda içmeden sahneye çıkmıyorum falan böyle. Yok. Bir tek son 10 dakika böyle bir sakin kalmayı tercih ederim. Anladım. Onun dışında yok. Bizim de çok merak ettiğimiz bir konu var. Sakarya'ya 3-4 kere geldik dediniz. Hiç ıslama köfte yediniz mi? Biraz evvel. O yarasıydı. Ya biraz evvelden kastım yani. Sağ önceki yaptık, yedim, ondan sonra biraz ısrar ettim. Seviyoruz. Nasıl güzel. Tabii ki çok da kapatmadan önce ketçap mı mayonez mi? İkisini de çok sevmiyorum. Vallahi fena patladık. Çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için. Çok zevkli bir sohbetti. Keyifti, sağ olun. Her zaman bekliyoruz Sakarya. Herkese selam söyleyeyim benden. Bir sonraki Sabirak röportajında görüşmek üzere. 200 olmaz, 200 binleri göreceğiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Tamam, şey yapma. Hoş geldiniz. Ona değil, sen kamerayı. Oyun sansıya böyle.